Evet değerli Bereket TV izleyenleri, bugün Giresun ili Çamoluk ilçesi Kılıç Tutan köyünde Şenel Varıcı abimizin aralığındayız. Şenel abimin arıcılık faaliyetlerini inceleyeceğiz, aralığındaki problemlerini konuşacağız ve onlara çözüm önerilerini sunacağız. Evet Şener abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Buraya kadar geldiğiniz için Bereket Hayvancılık TV'ye ve size ayrıyeten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu 2015 sezonundan memnun musun? Öncelikle onu soralım. Bir ümidimiz var. Memnunuz şu ana kadar gelişmelerde işte ne bileyim gücümüzün yettiği kadarıyla. Gezici olmadığımızdan. Memleketimizin kurak olmasından dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Ama gezici olsak daha iyi, daha bereketli bir sezon olacağını ümit ediyorum. Evet Şenel abi, ben ilk önce arıcılığa nasıl başladığını anlatırsan izleyicilerimize. Arıcılığa nasıl başladığımı söylersem, kökten gelen bir şey var. Daha dededen gelen bir Karakovan'dan gelen bir şey vardı. Hı hı. Takip eden sinsile yolu vardı. Bir ara bıraktık. Ondan sonra tekrar yerimizde müsait. İlk önce hobi olarak başladık. Yani genelde televizyonlarda Bereket Hayvancılık TV'de seyrettiğimiz programlarda arı olmazsa hayatın olmayacağını, işte meyvelerin, çiçeklerin %80'inin, %100'ün arıların oluşturduğunu söylediler. O programları seyrederek arıcılığa devam etmeye başladık. Evet, senin arıların da burada meyve bahçenin içerisinde. Evet. Hakan Bey eğer detayda alabilirse arkada görmüş olduğumuz elma ağacı değil elma mi? Elma ağacı. Elma ağacındaki meyve tutumunu görebilirsiniz. Şimdi burada kaç adet arım var abi? Şu anda 70 tane arım var. Bu yıl en çok karşılaştığın problemin nedir abi? Bu yıl en çok fazla karşılaştığımız oğul. Problemi var. Problemimiz var. Bu yıl yani gerçekten geçen senelere nazarında çok oğul oldu. Hı hı. Bilmiyorum, sadece bazı arkadaşlara da soruyorum. Onlarda da aynı sıkıntı varmış bu sene. Hı hı. Diyebilirim ki şu anda zaten oğul veren arılarımız daha yeni yeni kendini toparlamaya başladılar. Hı hı. Yani şu ön taraftakiler oğul. Hı hı. Şu da bak, bir iki tanesi ana oğul veren arılarımız. Hı hı. Yani oğulu bir türlü kesme şansımız olmadı. Olmadı. Bakıyorsun tabiatın geneline, insanoğlu çuvalıyor. Mecbur da o da arı da çuvalması lazım ama bu sene biraz fazla oldu. Seni yordu herhalde. Yordu. Ha bir de bizim imkanlarımız kısıttı. Nasıl kısıttı? Kovan olayımız yok. Hı hı. Şu anda Giresun'a bağlıyız. 2-3 saat oraya ancak gitme şansımız var. Hı hı. Doğru düz bizim bu memleketimizde marangoz yok. Yok. Ya Erzincan'dan almamız lazım. Hı hı. Ölçüler uymuyor. Ölçüler uymuyor. Suşehri, Sivas'ın ölçüleri bize uymuyor. Uymuyor. Adam 41 santim demiş, çerçeve göndermiş. Çerçeve geliyor 40 santim. İdi gel bunu ayarla. Bir tane iki tane değil. He. O yüzden yani sabit bir şeyimiz yoktur yani. Ölçü standart bir ölçü. Ölçüsün standart bir ölçümüz yoktur. Evet. Değerli izleyenler şimdi... Ülkemizde en büyük problemlerden birisi de bu. Kovanlarda ve çerçevelerde, ölçülerinde standardın olmaması yöre yöre çok farklılık gösteriyor. Evet. Bu da arıcılığa yeni başlayanları gerçekten ciddi sıkıntılara sokuyor. Aslında tek bir ölçü, kovan ölçüsü vardır ülkemizin kabul ettiği. Langstroth kovanlar dediğimiz kovan ölçüleri vardır. Mümkün mertebe yeni başlayan arıcılarımızın da bu kovanlara la birlikte arıcılık yapmaları, onlarla başlamaları büyük önem arz ediyor. Tabii burada ölçüler farklı olunca birbirleri arasındaki arı alışverişi, satışı da zorlaşıyor. İster dolayısıyla istiyoruz. Malzemelerin kullanılması da sıkıntı oluyor. Sıkıntı veriyor. Bildiğim kadarıyla burada 3 ölçünün 3'ü de var. 24'lük, 23'lük, 22'lik çerçeveler. Genelde 22'lik, 24'lük ağırlıklı. Hı-hı. Arada birkaç tane de 23'lük işte 23'lük var. İşte. Çok sıkıntı gerçekten ama 24'lük kovanlar olunca gerçi yine ballık olduğu zaman yine sıkıntı yaratacak. Sıkıntı yaratacak. Dediğimiz gibi bunu tek standart, tek ölçüde yapmaya çalışırsanız daha kolay başarırsınız bu işi. Eğer ölçüleriniz farklı farklı olursa
Arılık içerisinde huzurunuz gerçekten kaçacak Şener abim gibi. Ya, ölçü bayağı bu sene terletti seni herhalde Şener abi. İster istemez. Normalde bu bizim 20 kilik çerçeğimiz. Bu bizim burada marangozun yapmış olduğu, Celal'in yapmış olduğu malzeme. Şimdi harici bir yerden aldım. Tam hani bu 20 kilik. Harici yerden aldığım çerçeve bunu tutmuyor. Tutmuyor. Diyelim ki demin dedim ya bunun diyelim 42 santim olması gerekir. Adam bize göndermiş 40 santim. Abi deyin ya bu 40 santim abi değil o gerçek o değil 40 santim olması lazım. Ya kardeş bu işte kovanın içine düşü daha zulüm çekilsin. Ama standart. Boylarda da şey bu, sıkıntı boylarda oluyor. Da 20 kilik olarak alıyorsun. 20 kilo kovana koyuyorsun, bu kovanın içinde sallanıyor. Evet. İşte bizim en büyük sıkıntımız standart olmayışı. Olmayış. Evet değerli izleyenler, ülkemizde de aracılık malzemeleri konusunda da acilen devlet yetkililerimizin, ilgili kuruluşların da acilen bir standart koyması ve bu standartları mutlaka denetlemesi gerekiyor. İşte eğer böyle olmadığı sürece arıcılarımız da maalesef sorun yaşıyor, problem yaşıyor. Şimdi Şenel abimin bahsettiği bir diğer problem oğul konusu. Oğul problemi hemen hemen birçok bölgemizde problem. Yani oğul neden problem? Oğula giden arılar bal yapmıyorlar. İster istemez. Bal yapmadıkları için de sıkıntı problem oluyor. Oğulu engellemenin en önemli yollarından birisi havalandırmalı kovanlarla çalışmak. Şener abim şu anda havalandırma yok kovanlarında. Yok sadece iki kovanında var, o da kara kovanlarda var. Evet bu tetikliyor. Şimdi bir çerçeve paket yavrulu çerçeveden arı çıktığı zaman 3 çerçeve arı demek. Şimdi kovanlar 6 çerçeve veya 6 ila 8 çerçeve olduğunda mesela 8 çerçeveli kovanda genellikle 6 çerçeve paket yavru oluyor. 3 x 6 18 çıta yavru çıkacak demek. Siz eğer ona gerekli çerçeveleri vermezseniz, zamanında katları vermezseniz dolayısıyla arı sıkışacaktır ve doğal olarak kovanı terk etmek için oğul hazırlığı yapacaktır. Burada kovan içerisindeki yavru mevcuduna dikkat etmek gerekiyor. O hesabı iyi yapmak lazım. İşte 5 çerçeve altında 5 çerçeve yavru var. İki de başlarda 7 çerçeve arı. Bileceksiniz ki bunun en kısa zamanda kata çıkacağını. Çünkü 3, 5'in 15. 7 de artta var, altında var. 22 çerçeve. Dolayısıyla ikinci katın da üstüne çıkabilecek kapsama gelmiş oluyor. Dolayısıyla en kısa zamanda da o arıya katı vermek gerekiyor. Zaten burada biraz sonra Hakan Bey detaylarda da alacaktı. Arıların yığıldığını göreceğiz. Bu problemle karşılaşan başka arıcılarımız varsa da bilsinler ki kovandaki yetersiz havalandırma nedeniyle bu arılar kovanların önüne yığılıyor. Arıcı burada ne yapacak? Kovanlarında mutlaka alttan havalandırma delikleri açacak. Eğer bunlar da yetersiz oluyorsa üstlerine ekstra ballıklar, ekstra katlar yerleştirmeleri gerekiyor ki o dışarıdaki yığılma olmasın. Dışarıdaki yığılmayı şundan yapıyor arılar. İçeride yavrunun üzerini terk ediyorlar. Aşırı pişme olmasın diye dışarıda öbek oluyorlar. İçeriği rahatlatmış oluyorlar bu şekilde. Tabii bu havalandırma olmaması ve yığılma olması arıların belli bir süre sonra strese de girmelerine neden oluyor. Dolayısıyla bal verimine de etki eden faktörlerden. Başka problemin var mı Şener abi? Pazarlama konusunda bir sıkıntın var mı? Yani ister istemez. Şimdi günümüzdeki televizyonları açtığın zaman ilk önce adam başlıyor işte. 8 kavanoz bilmezsin ne bal, bilmezsin şu kadar bal. Hadi deyi bir de olmadı deyi size bir de jip berek deyi. Şimdi bunun karşısında balığı satma şansın var mı? Şu anda 25 TL'ye bal veriyoruz veya 30 TL'ye bal veriyoruz. Kilogramı? Kilogramı. Çamurluk gibi yere. PTT'den, televizyondaki baldan geliyorsa bizim ister istemez satma zor şeyimiz var, sıkıntımız var. Pazarlama sıkıntımız var. Şu anda yasaklandı. Peki bu sezon olacağını düşünüyor musun? Yine olacağını düşünüyorum. Yine ufak tefek televizyon kanallarında çıkıyorlar. Halen daha var diyorsun. Halen daha var. Çünkü çok takip ediyorum.
Evet. Bizim memleketimiz, ilçemiz Çamoluk ufak olduğu için az çok PTT'de gidip geleni görüyorsun. Adam bilmesin ne baldan şu kadar bal aldım diye. Onu hesap etmiyor. Kavanoz olarak alıyor. İçinde 200-250 gram bir ne olduğu belli olmayan bal mı, şurup mu, lokum şekeri mi? Hani ne olduğu belli olmayan cisim işte. Onu bal olarak alıyorlar. Evet. İsterim ki vatandaş bunun şeyinde olsun. Yani kanserin bugün en bir numaralı şeyi, ne diyeyim ona? Sebebi televizyon reklamlarında kalitesiz ucuz satılan balı ben bizim Türkiye genelindeki vatandaşlarımıza tavsiye etmiyorum. Biz de sıkıntı çekiyoruz pazar olayında. Ya adama bakıyorsun, reklamlardaki şey sana cazip geliyor. Hı. Kimisi ev veriyor, kimisi araba veriyor, kimisi televizyon veriyor, kimisi cep telefonu veriyor. Şimdi bunun karşısında ister istemez senin pazar olayın biraz düşmüş oluyor. Evet, hazır baldan da açılmışken Şener abi böyle birkaç tane ballık izleyelim. 2015 sezonun ürünlerini görelim istiyorum. Tamam. Şu anda 2015 sezonu balımız maşallah. Evet, bunlar süzmeye ayıracaksın. Süzmeye. Gerçi Çamoluk ilçesinde pek süzme bal yemiyorlar ama mecburen de süzmek gerekiyor. Süzmeyi dışarıya veriyorum. Veriyorsun. Şimdi şöyle yapalım Şenel abi. Yapılmışları ortaya alalım. Yapılmış çerçeveleri şöyle ortaya alalım. Şurada ortada yapılmamış vardı. Onu en dışa alalım. Bunu da şeye çeksinler. Şunu da şöyle aralayalım. Şu anda değerli izleyenler, burayı aralamamızın sebebi şu. Aralamadığımızda o çerçevenin o tarafı cılız kalacak. Yani genişletme imkanı bulamayacak arı. Çerçevenin bir tarafı geniş, bir tarafı dar olacağı için orayı da ne yaptık? Belli bir mesafede açtık ki arılar da orada rahatça çalışıp o çerçevenin arasında yapsın. Ortada bir tane tam yapılmamış, çok yarım. Bunlara nazaran yarım bir çerçeve vardı. Onu dışarı aldık ki yapa yapa gelsin. Bunu da yapamazsa zaten süzmeye ayıracağız. Ama buradaki günlük ham maddeyi nemini uçurduktan sonra iç tarafa taşırlar. Buradaki çerçeveleri tas tamam yaparlar. Bu çerçeve de belki o zamana boşalır. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Tabii. Arı ırklarını nasıl öğreneceğiz? Misal vereyim şu anda. Bu diyelim ki bir arı. Bunun haricinde de mesela şeylerde baktığım zaman Belfast'a benzeyen arılarımız var. Bir de yöreye en uygun hangi arı cinsi daha bizim için avantajı, daha kışa sağlıklı çıkabilecek şekilde, onu nasıl öğreneceğiz? Şimdi onu istersen abi şunun üzerini kapatalım, arıyı daha rahatsız etmeyelim. Hemen oradan anlatalım biraz. Şimdi Şenel abi, arı ırklarının tayininde birçok kriter uygulanıyor. Bunlara örnek vermek gerekirse vücut büyüklüğü, kıl örtüsü, renk, dil uzunluğu gibi fiziksel özellikler. Daha sonra hırçınlık, yağmacılık, uçuş etkinliği gibi davranışsal özellikler gibi birçok kriter kullanılıyor. Bu kriterlerin hiçbirisi tek başına bir ırkı tayin etmekte işe yaramıyor. Şimdi yeryüzünde özellikle ülkemizde kullanılan 4 tane ana şey var. Ekonomik değer kazanmış arı ırkı var. Bunlar nedir? Karniol arısı, İtalyan arısı, Kafkas arısı ve Anadolu ırkı. Bunun haricinde ekotiplerimiz var. Yani belli bir bölgeye adapte olmuş ırklarımız var. Örnek vermek gerekirse Muğla arısı tescillidir, Yığılca arısı, Giresun arısı gibi. Şimdi burada bu bölgeye ne uygun olabilir? Dağlık arazilerde yaşayan oralara uyumlu arı ırklarını kullanabilirsin. Bunun haricinde de hemen hemen birçok bölgeye adaptasyonu iyi, hemen mevcut
bölgesinden farklı bir bölgeye taşındığında oraya da adapte olabilen ırklar da kullanabilirsin. Tabi burada senin yapman gereken veyahut da senin gibi faaliyet gösteren arıcılarımızın yapması gereken ilk etapta şu. Kendi bölgesinde adapte olmuş arı ırkı varsa onun en kalitelisini yetiştirecek ana arı olarak. Eğer bu imkanı yoksa buraya adapte olabilecek en iyi ırkı ve güvenilir kuruluşlardan temin edecek. İlk önce devletin kuruluşlarından veyahut da daha sonra bakanlığın tescillediği ve denetlediği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın denetlediği, teftiş ettiği ana arı üretim çiftliklerinden temin edeceksin. Daha sonra sen de zaten kendin de sonraki aşamalarda ana arını kendin yetiştireceksin. Tabii bu şimdi bahsedeceğim hususu da değerli izleyenler bir sonraki ileriki programlarda açmayı açıklamayı düşünüyorum. Akrabalık olayına da dikkat ederek ana arı yetiştirirken ana arıların birbirleriyle akraba olmamalarına özen göstererek yetiştireceksin. Bu da bir programa tabidir. Bunları da öğrendiğin zaman yürütebilirsin. Şu anda senin yapman gereken devletin güvenilir kuruluşlarından birisinden buraya, bu bölgeye adapte olabilecek ana arılar temin ederek ana arılarını yenilemen gerekiyor. Evet. Daha sonra o yıla ait üzerlerine mutlaka boya bulunması gerekiyor. Yaşlarını takip edebilesin diye. Şimdi burada ırkları açmaya, hani ırk özelliklerini açmaya başladım da konu çok uzayacak. Çok ama uzayacak. Ben şey yapacağım. Bundan sonraki programlarımızda her programda bir ırkın özelliklerini böyle açacağız. İlk önce şeyden de başlayabiliriz. Güzel bir konu. Arıcılarımızın da birçoğunun kafasını karıştıran bir konu. Mesela arıcılarımızın birçoğu sadece renkine bakarak bu şu arısıdır, bu arısıdır gibi aynen şeyler, sıkıntılar doğuyor. Ancak sadece renk ırk tayinine yeterli olmuyor. Ancak ırk tayininde şöyle mesela esmer arı ırkı grubu var, sarı arı ırkı grubu var. Mesela İtalyan arısı sarı ırk, Belfast. Sarı. Belfast'ta biliyorsunuz bir ırk değil, hibrit bir çaprazlamayla beraber elde edilen bir arı türü. Onlar nedir? Sarı grup. Kafkas arısı, Karniol arısı ve Anadolu ırkı nedir? Bir de siyah arı, bunlar siyah arı grubundan geliyor. Orada bir gruplaştırma yapabiliyor renk. Ancak ırkın tamamen tescilinde işe yaramıyor. Irklar hakkında geniş bilgiyi ise internet aracılığıyla da öğrenebilirler arıcılarımız. İl ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla da öğrenebilirler. Arı yetiştiricileri birliklerindeki tarım danışmanları ve arı yetiştiricileri birliklerindeki yöneticilerden de öğrenebilirler. Tarımsal araştırma enstitülerimiz, özellikle arıcılık araştırma enstitülerinde çok rahatlıkla bu bilgileri alabilirler. Değerli arıcılarımız, devletimizin hiçbir kuruluşuna gidip oradan bilgi almaktan çekinmeyin. Özellikle araştırma enstitülerinin çalışmalarını yakından takip edin. Oradaki arıcılık araştırmalarının sonuçlarını mutlaka öğrenin. Daha sonra oradan bilimsel araştırmaların sonucunda veyahut da bilimsel merak ettiğiniz tüm soruları yine oralardan öğrenebilirsiniz. Ancak biz de programımızda, Arı Doktoru programımızda arı ırklarıyla ilgili bundan sonraki tüm programlarımızda periyodik olarak ilk önce arı ırklarını ayırt etmedeki kullanılan kriterlerden başlayacağız. Daha sonra her bölümde bir arılıkta bir arı ırkından bahsedeceğiz değerli izleyenler. Şimdi başka problemimiz yoksa burada bizim gördüğümüz eksiklikleri konuşalım Şenel abi. Ondan sonra puanlamaya geçelim. Ondan sonra son sözü bağlayalım ve ayrılalım istersen. Tamam. Şenel abimizin arılığında zaten kendi de şikayet ediyordu. Biz daha önceden kendisiyle de birçok konuda istişare ediyorduk. Buraya da gelmemizin en büyük sebeplerinden birisi de arıların kovanlar önünde yığılıyor olması. Şenel abim telefon açtı, dedi ki ya arı doktoru, bizim arılığa niye gelmiyorsun? Benim problemim var. Biz de geldik sorunlarına çözüm bulalım diye. Kendisi de çok sevdiğim bir abimizdir. Burada karşılaştığımız problem ölçü problemi. Bunu çözmek için Kırsal Kalkınma Ajanslarının
kurumlarının projelerinden yararlanarak kendine tek tip kovan yaptırabilirsin Şenil abi. Giresun'da kurumumuz var biliyorsun. %65 hibeli olacak bundan sonra da. Ben bu konuda sana da yine yardımcı olacağım. Buna emin olabilirsin. Daha sonra kovanların boyalı olduğunu görüyoruz. Ancak yeni yaptırdığı kovanlarda boya yok. Boya kesinlikle vurmuyorsun Şeril abi. Bunu rütübet nem olmasın evet. diye. Çünkü öbürlerinin hepsinde yaşıyorum. Boyalı kovanlarda. Hatta bunları delme dünme de pişman oldum. Değil mi? Kendin bu yeni aldıklarını kendin kışın delersin. Veyahut da boşalttığın zaman. Diğerlerini yavaş yavaş artık herhalde ömürlerini de tamamlamak üzere birçoğu. Onları da yavaş yavaş çıkartırsın. Arıların yerden yüksekliği iyi. Yerden yüksekliği. İsterseniz bizim programımızın konsepti gereği sıralamamıza göre gidelim. Şimdi floramız, doğal floramız oldukça iyi. Çamoluk ilimizin en güzel doğalarından bir yer. Özellikle iklim şartları çok iyi. Gittiğinde çok muazzam ballar, çok kaliteli ballar alınabiliyor yöremizden. O konuda bir sıkıntısı yok Şenil abimin. Arılığa baktığımız zaman bu arılığın bir özelliği var. Meyve bahçesinin içerisinde arı meyve ilişkisi oldukça muazzam bir durumda. Ayı problemi var Şenil abinin. Ayı problemi var. En kısa zamanda da çit almasını çit ve hem ayıya zarar vermemesini hem arıyı kollamasını öneriyoruz. Kovanların dizilimine baktığımız zaman bir hata var ki o da kovanların birbirine olan yakınlığı. Ama ikisi sıranın arasındaki mesafeler gayet iyi. Kovanlarla ilgili dış görüntü değerlendirecek olursa boyalar sıkıntılı. Boya kullanmayacağız. Daha sonra Arıcılar Birliği'ne üye olmamışsın. Plakalarında yok. Evet, oradan boyadan ve plakaların olmamasından birer puan kesiyoruz. Daha sonra kovanların arasındaki mesafenin olmamasından, yeterli mesafenin olmamasından bir puan da oradan kısıyoruz. Ama bu problemleri gidermesine yardımcı da olacağız. Onu olacaksın canım, o yardımcı olmak zorunda. Zorunda. Yok. Gidecek başka yerin yok. Yerimiz yok. Kovan içerisindeki uygulamalarına baktığı zaman iyi, ufak tefek eksiklikler var ama kovanların içi genellikle temiz. Çıtaların düzeninde orada bir ufak problem vardı ama onda puan kırılacak bir şey yok. Ortaya alıp daha erken yapmasını istemiş. Aslında ters mantık. Dışarıda olsun, ortadakilere çeksin mantığıyla beraber. Onu düzelttik. İç uygulamalarda problem yok. Ana arıların renginin boyasız olması ve ana arıların yaşını takip etmemesinden dolayı bir puan da oradan kırıyoruz. Ve Şenel abimin çalışmalarını bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Abim senin var mı bir söyleyeceğin son bir şey? Şimdi şunu diyelim ki kış dönemi şu aydan sonra ben arıyı bölmek isterim. Evet. Çünkü 5 çerçevede 6 çerçevede arı bırakmak istiyorum. Evet. Ne yapmam lazım? Hazır ana arıyla beraber bunu bir önceki programımızda da söyledik. Hazır çiftleşmiş yumurtlamış ana arıyla bölmeni tavsiye ediyorum. Kendin ana arı yetiştirmeye çalışma. Çünkü neden? En azından bu yıl için öyle yap. Kendin ana arı yetiştirme programını yapmadığın sürece yeni koloni oluşturduğunda bu dönemde çok sıkıntı olacaktır. Çünkü nektar ve polen kaynakları kesildiği için ana arılar kalitesiz olacaktır. Nektar ve polen kaynaklarının çok olduğu dönemde yetiştirmiş ana arılarla beraber kolonilerini böleceksin. Eğer böyle bir imkanı yoksa mümkünse de bölme abi. O şekilde seneye baharda bölme yaparsın. Baharda o polen akımının çok olduğu dönemde bölme yapar. Kendin de o yeni kovanlara yetiştirtirirsin. Baharda bölersek daha iyi. Yani şu anda eğer kaliteli ana arı bulamıyorsan, burada da kaliteli ana arı yetişmeyeceği için o yüzden bölmek doğru değil. Evet. Çünkü ana arı çok önemli bir unsur. Kış salkımında da onun kaliteli olması da kovana kışlamasında etkili olacak. Senin bundan sonra yapacağın şey balın hasatını yapacaksın. Hasatı yaptıktan sonra kovanlarına en az 2-3 defa teşvik yemlemesi yapıp streslerini düşüreceksin. Daha sonra bölme işlemi yapacaksan kaliteli ana arılarla böleceksin. Yapmayacaksan varroa mücadeleni başlatıp yine periyodik olarak besin stoklarını takviye etmeye başlayacaksın. Takip edeceksin.
boş çerçevelerini çıkaracaksın, kovanın arayı sıkışık tutacaksın ve artık kış hazırlığına başlayacaksın. Bu şekilde devam edeceksin abi. Evet değerli izleyenler, Şenel abimizin aralığında arıcılık faaliyetlerini izledik, problemlerine çözüm olmaya çalıştık, önerilerimizi söyledik. Bir başka aralıkta sizlerin de problemlerine birlikte çözüm olmak ümidiyle hoşça kalın efendim.